Murat abi bu hafta NFL'i geri getiriyoruz programımıza. Geçen hafta yapamamıştık. Sizlerden gelen yoğun tepkiler ve istekler üzerine. Evet ama yani yapacaktık. Bir zaman kısıtlaması oldu. Yoksa NFL'den vazgeçmeyeceğiz. Ondan yani NFL severler şey yapsın. Şimdi bugün hem hücumu, iki tane NFL'imiz var bugün. Hem hücumda pozisyonlardan beklenenler nedir? Kuralları anlattık. Hem de savunmayı yapacağız. Aynen. Green Bay giydiğime göre hücumla başlayabiliriz. Green Bay'in Bart Starr'dan bu yana yani Brett Favre olsun, Aaron Rodgers olsun. NFL'ın belki de en eski kökenli derler, evet, değil mi? Kulübüdür. Hatta oraya girmişken çok enteresan bir detay da Green Bay'in belli bir yüzdesi taraftarlar tarafından satın alınmıştır. Green Bay diye bir yer yok bu arada. Yani evet. Milwaukee, Wisconsin. Green Bay Packers'ın bundan seneler önce bir taraftara çok ufak bir hisseyi açıyorlar. Ve hiç fark etmez ne kadar olsa 10 dolar, 20 dolar, 100 dolar, 1000 dolar vere vere taraftarlar küçük bir kısmını alıyor. O yüzden NFL'de taraftarın da sahibi olduğu tek takım. Evet. Green Bay diyoruz ve hücumla başlıyoruz. Hücumdaki en önemli pozisyon ve oyundaki en önemli pozisyondan başlayalım Murat abi. Oyun kurucu dediğimiz geçen hafta, iki hafta önce quarterback. Şimdi quarterback hakikaten bir oyun kurucu gibi sahadaki koçun beyni. Şimdi bu huddle'da genelde eskiden daha çok quarterback'ler kendi oyunlarını söylerdi ama şimdi artık hemen hemen çok büyük bir quarterback değilse çoğu kenardan, koçtan geliyor ve oyunculara oyunu anlatıyor diğer takım arkadaşlarına ama burada oyunun sadece hepsinin bir ismi var zaten. Şey de çok önemli, oyunu nasıl başlatacağın yani high on three falan böyle. Çünkü offside'a da savunmayı çekmeye çalışacak. Burada Murat abi şu, yani quarterback'in görevi her pozisyona, önündeki offensive line'a, koşucuya, pası tutacak wide receiver'lara hepsini ayrı ayrı bu oyunda ne yapacaklarını söyleyen kod kelimelerini söylüyor. Herkes oyunu anladıktan sonra ayrılıyorlar ve çizgiye geçiyorlar ve oyunu başlatıyorlar. Oyunu başlatmadan önce bazen bunda çok meşhur eski quarterback'lerden Peyton Manning bunu çok yapardı. Defansın dizilişine de baktıktan sonra quarterback bazen burada oyunu değiştiriyor şimdi. Oyunu, bakın yeni oyunu herkese tek tek anlatıyor. Sen burada dur diyor. Tamamen o huddle'da konuştukları oyundan şimdi farklı bir oyun oynatacak. Çünkü savunmanın dizilişinde bir açıklık gördü ve o açıklıkta işte birebir kalmış linebacker'la bir... Aynen öyle. Kendi pozisyonunda bir avantaj gördüğü zaman ben bu pozisyonu değerlendireyim diyor ve de oyunu orada değiştirip kararı veriyor. Yani quarterback'in beyin görevi burada çok ortaya önemli çıkıyor. Oyunu okuması çok önemli. Şimdi, futbol IQ'sunun yüksek olması çok önemli. Pas oyunlarına geçeceğiz. Evet, quarterback'ten şimdi. En yani hele bugünün NFL'ında birinci beklenen şey o pası doğru atmak. Tabii pası atabilmesi için şimdi pozisyonları değerlendireceğiz ama o önündeki 5 arkadaş onu korumalı. Yani beyazların o öndeki 4-5 kişi quarterback pası atamadan onu indirmeye çalışırken Oakland Raiders kişi. Gelmiş geçmiş en büyük takım. Oakland Raiders'ın hücum çizgisi duvarı da quarterback'i korumalı. Bakalım ne yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi quarterback 3 adım geride duruyor. Buna shotgun diyoruz. Shotgun dizilişinde ortadaki center topu ona bacaklarının arasına attıktan sonra pası alıp pas oyunuyla devreye sokuyor. Burada da quarterback center'ın arkasına girip alıyor topu. İki şekilde de başlatabilir. Pas oyununda o ilk pasta mesela Rodney Hudson ki çok iyi bir center. O shotgun'da pası iyi vermiyor esasında. Yerden aldı. Çünkü. Yerden eline alıyor. Gelmesi lazım. Onun buraya gelmesi lazım. Burada da normal center'ın arkasına gidip oyunu başlatıyor. Ve Darren Waller'a galiba bir first down. Aynen öyle. Burada önemli olan
dizilişe göre 3 veya 4 tane pası tutma opsiyonu olan oyuncu oluyor. Yeri geldiğinde 5'e kadar çıkabiliyor. Quarterback'in her zaman birinci opsiyonu, ikinci opsiyonu, üçüncü opsiyonu aklında vardır ve onlara göre bakıyor. En uygun olana hızlı bir şekilde topu ulaştırmaya çalışıyor. Oyunların herhalde yani quarterback'lekin en önemli görevi söylediğimiz gibi pas oyunları, oyunlar önceki oyunu okuması. Ama aynı zamanda bazı atletik quarterback'lerin koşu oyunları da olabiliyor Murat abi. İstiyorsanız biraz Lamar Jackson'da koşu oyunlarından bahsedelim. Bu pas verme niyetinde ve bakıyor ki arkadaşı boşta yok ve baskı artıyor. Çok iyi atlet olduğu için Sinan'ın söylediği gibi first down'u kendi koşarak alacağını düşünüyor ve haklı çıkıyor. Bir de bazen atletik quarterback'ler için pas görüntüsü veren özel hazırlanmış koşma oyunları var. Şimdi bu quarterback'lerin de sayısı son yıllarda gitgide artıyor. Yani eskiden böyle pocket quarterback dediğimiz o kurulan cepte son saniyeye kadar durup hatta o zamanki kurallar gereği o şeyi de alan, darbeyi de alan ama son ana kadar topu tutup atıcı arkadaşının boşa kaçmasını bekleyen quarterback'ler daha cazipti. Şimdi sanki o koşan atletikler biraz ön plana çıktı. Yani günümüzde de bunun en iyi örneği Lamar Jackson. Demin seyrettik. Demin gördüğünüz inanılmaz bir atlet. Şu anda NFL'de kendi takımında en çok koşu ile yard kazanmış oyuncu zaten. Normalde bu hep running back'lerde de bir oyun var. İki tane koşucu ondadır. Yani izlemenizi tavsiye ederim. Karşınıza çıkarsa bir maçını veya YouTube'dan kliplerini muhakkak izleyin. Çünkü çok çığır açan bir oyun oynuyor bu sene. Özellikle atletikliğiyle çok farklı bir boyutta. Diyelim ve running back'e geçelim. Koşu şimdi running back, quarterback'in arkasında duran. Şimdi eğer NCAA futbolu seyrediyorsunuz bazen 3 oluyor orada ama genelde 2 veya 1 kişi. Ve onların şeyi en önemli görevi yani running zaten koşma demek. Koşan adam oldukları için topla koşmak. Genelde quarterback topu aldıktan sonra arkasına dönüp running back'e topu elden ele hemen verirler veya çok küçük bir atışla geriye doğru. Şimdi bu atışlar yalnız geriye olması lazım. Evet. Onu da hemen belirtelim. Biraz rugby gibi. Bu oyunlarda beyaz formalı 21 numaralı oyuncu üzerinden anlatacağız. Evet. Onu Dallas Cowboys'lu Elliot. Dallas Cowboys'lu Elliot. Gördüğünüz gibi quarterback pas elinden topu veriyor ve sağa doğru koşuyor. Burada müthiş bir sıçramayla rakibini de geçiyor. Aynı şekilde running back'ler pas da tutuyor. Evet, fake'i kullanıp savunmayı aldatıyor, koşacakmış gibi yapıyor. Ve o bir saniyelik aldatmacadan bu yine koşan adama pası veriyor. Yani sadece wide receiver'lar değil, arkadaki koşucular da topu tutabilir ve tutanlar da daha cazip şu anda belki de. Aynen öyle. Oyuna bir boyut daha katıyor. Hücum oyununa ve bir silah daha ekleniyor. Running back'lerin yani ya elden topu aldığı ya da arkadan çıkıp pası tuttuğu iki tane hücumda önemli görevi var. Üçüncü görevleri ise o da öndeki beşli arkadaş gibi quarterback'lerini korumak. Bazı oyunlarda onlara verilen tek görev sen pasta tutmayacaksın, koşmayacaksın da tek yapacağın şey karşıdan gelen defansif oyuncuları engelleyerek quarterback'imize bir saniye veya yarım saniye daha kazandırmak. Süre kazandıracaksın. Burada da zaten burada çok güzel bir örneğini zaten göreceğiz. Çok güzel anlatmışlar. 28 numaraya beyazlı dikkatle izliyoruz. Running back burada kalıp blok yapmaya yardım etmese bu pası tamamlayamazlar büyük bir ihtimalle. Ama evet, çok iyi bu blok yapıyor. Kırmızılar orada gelirken running back durup gelen insanı karşılıyor ve engelliyor. Böylelikle quarterback'ine bir saniye daha zaman kazandırıyor. Zaten genelde Murat abi 3 saniye civarında quarterback topu elinden çıkarması çıkarıyor. Gerekiyor. Yoksa başına çok güzel şeyler gelmiyor diyelim. Ve wide receiver yani topu tutan açık. Evet, burada iki tane var. O öndeki duvardan ayrı iki oyuncu wide receiver. Bazen 3 tane olabiliyor. Bazen 4. Bazen Andrew Reid çok sever öyle şeyleri. 4 tane bile olabiliyor. Bu da taktiğe göre değişiyor ama evet benim oğlumun en sevdiği oyuncu Raiders'da olmamasına
rağmen tek elle top yakalamayı artık bir sanat haline getirdi Beckham. Bu hakikaten... Burada da çok uzun bir pasta görüyorsunuz. Tek eliyle top tuttuktan sonra, geçen hafta da bahsetmiştik, iki ayağını veya bir ayak ve bölgesi, vücudun başka bir bölgesinin yere değmesi gerekiyor. İkisini de tutuyor. Top tutanların bir görevi de, bu çok ekstra bir blok. Çünkü Miami'li oyuncu onun geldiğini hiç görmüyor. Ama top tutmaktan sonra belki de en önemli görevi blok yapmak. Çünkü o bloğu da özellikle dışarı giden koşu oyunlarında bunun gibi. Onların bloğu çok önemli. Buradaki şurada ekranın en altına bakalım. Bakın deminki gibi sert bir blok da olması gerekmiyor. Sadece arkasından koşarak gelen takım arkadaşına bir yol açma, bir kanal genelde, açma. Genelde ellerini, iki elini karşıdaki oyuncunun göğsüne koyarak koşan, topu tutmuş veya koşuyla gelen oyuncusuna yol açabilmek için engellemek. Çünkü fizik olarak onlar daha ziyade hızlı, çok güçlü oyuncular olmadığı için kendilerini de riske atıp çok fazla bir temas yapmak istemiyorlar. Sinan'ın da dediği gibi sadece bir kanal açmak, bir koridor açmak. Zaten anlık bir şarjda zaten yetiyor. Çünkü istediği hareketi yaptırmıyor defans oyuncusuna ve kendi takım arkadaşı topla beraber yanlarından geçiyor. Son olarak bu da çok az gördüğümüz ama yine çok atletik. Bunu Kansas City çok kullanıyor. Andrew Reid koçları bayılıyor böyle şeylere. Çok hızlı bir receiver'ları olduk. Wide receiver sanki running back'miş gibi geri gelip topu alıyor. Burada beyaz formalı ve bize en yakın oyuncuyu takip edelim. Yaptığını zaten göreceksiniz. Orada quarterback yine taktiği verirken 10 numara anında koşarak topu aldı ve bir anda koşu oyununa. Şimdi o kadar hızlı ki esasında savunmadaki arkadaş oyunu okuyor ama yetişemiyor. Yetişemiyor. Ve quarterback'in işte bunlar da olabiliyor. Şu harekette hadi koşmaya başla demektir. Zaten her harekette bir şeyi sinyal. Var, bir sinyali var. Evet, şimdi tight end'e geldik. Bu hem blok yapan hem top tutan genelde wide receiver'lardan daha iri arkadaşlar. Bunlar genellikle quarterback'i koruyan beşlinin hemen yanında veya bir adım açığında diziliyorlar. Yaptıkları iki tane ana görev var. Biri pası tutmak, diğeri de yine quarterback'lerini veya koşucu running back'lerini korumak oluyor. Ve red zone dedikleri bölgede daha değerli oluyorlar. Red zone rakibin 20 yardasının içinde başlayan hücumlar, sayı beklenen hücumlar genelde. Tight endlerinde etkili olma nedeni onlar sanki blok yapıyormuş gibi quarterback'i korumak amacıyla veya koşana yol açmak amacıyla biraz kendilerini unutturuyorlar. Artı linebacker'lara karşı bir çabukluk ve hız avantajı var. Cornerback'e ne diyorduk? Türkçelerini kullanayım. Kızdırmayalım. Köşe savunmacısı mı diyorduk? Daha doğrusu arkadaki dörtlüğe göre de bir boy avantajları var. Ondan burada bahsettiğiniz oyunu zaten görüyorsunuz. Evet. Önce bir blok yapıyor gibi havası veriyor. Sonra ayrılıp savunma onu görüyor ve burada yetişmeleri mümkün değil. Genelde bu arkadaşlar daha söylediğiniz gibi iri olduğu için kısa ve orta mesafeli oyunlarda çok iyi daha tercih edilen oyuncular oluyorlar. Ve de o red zone dediğimiz 20 yardlık durumda alan daralmış oluyor. Alan daraldığı zaman savunma aslında daha rahat savunma yapabilmeye başlıyor. O yüzden de tight endlerin değeri buralarda daha çok ortaya çıkıyor. Aynen. Bir başka görevleri de işte demin bahsettiğimiz gibi koşu oyuncularında koşu yollarını açmak. Burada beyaz 87 numaralı oyuncuyu burada izliyoruz zaten. Aynen tekrar çekiminde Okla'da gösterdikleri gibi koşu oyuncusu. Evet, tamamen kapatıyor bakın. Orada duvar görevi yapıyor. Çok iyi bir blok. 91 numarayı, siyahlı 91 numarayı aldı. Kenara itti ve aradan yani yol açmış bu boşluktan oldu. Annem bile koşabilir der Amerikalılar. Aynen öyle. Bir de aynı zamanda quarterback'lerini koruma görevleri var. Burada da yine şu anda gösterdiği gibi en sağda kalan oyuncu tight end 87 numara. Quarterback Tom Brady. Gelmiş geçmiş en iyi quarterback diyelim de Murat abi biraz sinirlensin bana.
gördüğünüz gibi 87 numara quarterback'ini çok iyi koruyor ve de pas atmasına yardımcı oluyor. En iyi quarterback ama devamlı rakibin antrenmanlarının falan çekilip masaya yatırılma ihtiyacı duyan bir arkadaş. Şimdi yine sıyırdılar. Bu sefer de bench'i çekmişler koç oyunları söylerken. Yani nedir bu anlayamıyorum. Kuralları ama esnetmek konusunda biraz ama hiç ceza almazlar ha. Yok bir kere first round picklerini aldılar ama o yaptıkları ya topuna temizlikçiye basır. Para veriyorlar. Rakibin antrenmanda stadı temizleyen kişiler scoreboard'un içinde gizlenip antrenmanı çekiyor. Şimdi o abi o kadar şey, büyük bir avantaj ki. Topun havasını indirmekten ceza aldık. Ya onlara girmiyorum. Onlar basit şeyler. Bir de ya oradan ceza aldık. Abi kar temizleme makinesini sahaya sürmüş bir kulüpten söz ediyoruz. Gözünü seveyim ya. Yani utanmasa blokları onunla yapacak. Patriot'ımızın şanlı tarihini de size yakın bir bölümde anlatacağız. Evet anlatacağız. Bütün kulüpleri anlatacağız ama sizden rica ediyorum. Raiders'ı anlatırken nasıl bir duruş sergilediğini. Sadece 3 şampiyonluk var. Sadece tabii çünkü 13 falan olması gerekirdi. Bugün hiç tarafsız anlatıyor. Gördüğünüz gibi NFL oyunu oynayan, Madden oynayan bütün dostlar John Madden Raiders'ın efsane koçudur. Bakın o kadar büyük tabii bir efsane ki sadece bir şampiyonluk kazanılmasına izin verildi. İzin verildi diyorum. Çünkü Immaculate Reception bunları ileride anlatacağız. Rob Lytle'ın yani Türkçesine bilmiyorum ama The Fumble That Wasn't diye tarihe geçti. Hepsinden sonra kurallar değişti. Kalıbına uydurdular ama olan John Madden oldu. diyoruz. Ofansif ekipler ve görevleri temel hatlarıyla böyle. Evet. Tabii ki çok daha fazla detayları olan bir oyun. Ama fikir verdik herhalde değil mi? Ana hatlarıyla böyle aslında oyunu güzel yapan ve heyecanlı yapan oyunun ofansif tarafı da diyebiliriz. Şu anda zaten bütün kurallar ofansı daha kolaylaştırmak için yapılıyor. Sayılar artsın. Biraz NBA'ye de benziyor oradan. Evet. Yani hücum yani ağırlığı 10'a 7 bitmesin, 45'e 42 bitsin gibi. Hatta geçtiğimiz hafta çok güzel maçlar oldu. Saints ve 49ers'ın oynadığı maç aynen böyle bir skorla sonuçlandı. Son bir dakika. Bu arada geçen hafta tarihte ilk kez Patriots'ın da hakkı yenildi. Yani ben öyleyimdir. Yenildi. Yenildi ve hakkı yenilerek yenildi. Ne oldu bilmiyorum. Ay tutulması falan oldu herhalde. Ama ayağı çizgide diye hakemler oyunu durduruyor. Halbuki aslında çizgide değil ve touchdown yapıyor. Ama koçları bayrağı itiraz etmek için atamıyor. Çünkü hakkı kalmamış. Hakkı kalmadığı için de hakem yanlış da olsa o kararı değiştiremiyorsun. Burada, bu da Raiders sayesinde gelen kurallardan biridir. Bayrak kuralına da çok kısaca değinelim. Kurallarda anlatamamıştık. Türkiye'de futbolda da çok tartışılan bir VAR olayı var. Amerika'da, Amerikan futbolunda her koça iki tane karara itiraz etme hakkı veriliyor devre başına. Ve de beğenmediği kararı sahaya kırmızı bir bayrak atarak diyor ki hakemlere gidin bu kararı bir daha seyredin, kararınızı gözden geçirin diyor. Bazen değiştiriyorlar, bazen değiştirmiyorlar. Ama iki kere hakkınız var. Son iki dakikada da koçlara değil, hakemlerin, ekrandan izleyen hakemlerin kararı değiştirme hakları var. O yüzden Amerikalılar ve NFL bu VAR olayına böyle bir bakış açısı getirmiş. Bir sonraki bölümde defansı konuşacağız.